İlk olarak hibisküslü soğuk çayı hazırlayacağım. Malzemeleri gelsin o zaman. Bu soğuk çayın içindeki en önemli malzeme hibisküs ve kuşburnu. İstediğiniz herhangi bir demlik olabilir. Elimin altında bu vardı. Ben bunu kullanacağım. Bir poşet kuşburnu, bir poşet de hibisküs atıyorum ve üzerine sıcak su koyuyorum. Yaparken bir yandan da anlatıyorum çünkü gerçekten çok basit bir tarif. O kadar para vermenize hiç gerek yok. Bakın rengini hemen vermeye başladı. Bunun aslında tam adı berih hibisküs. Dolayısıyla biz de böğürtlen kullanacağız. Böğürtlenlerimi sos tavama aldım. Üzerine şöyle birazcık şeker ilave ediyorum. Neden programa başlar başlamaz çayı yapıyorsun, önce yemeği yapsaydın dediğinizi duyuyorum. Ama bunun soğuması gerekiyor. Çünkü soğuk ve bol buzla servis ediliyor. O sebeple ilk olarak bunu hazırlamak istedim. Şöyle bir limona bakacağım. Bol suluysa limonunuz yarısını kullanabilirsiniz. Ben baktım, hepsini alacağım. Bunu hazırlarken de size bir teknik göstereceğim. O şekilde yaparsanız inanın bana o içtiğiniz yerdekinden çok daha güzel oluyor. Limonu da ekledim. Böğürtlenler burada yaklaşık 10-12 dakika kadar kaynayacak. Bunlar soğuduktan sonra öbür aşamaya geçeceğim. Şimdi sıra hibisküs çayını tamamlamaya geldi. Tam istediğim gibi hem çayım hem de böğürtlen sosum soğudu. Şimdi onları bir araya getireceğim. Önemli nokta işte burada. Emin olun bana sizinki o kafeninkinden çok daha güzel olacak. Çayın hepsini alıyorum. Bakın rengi de aynen böyle olacak. Şimdi bunun içine olduğu gibi sosumu ekliyorum. Sosumu ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağım. Ve bir şeker oranına bakacağım. Bence yarım yemek kaşığı şeker ilave edebilirim. Hemen şöyle ekliyorum. Buna biraz da su ilave ediyoruz. Soğuk su unutmayın. Şimdi blender'ı alıyorum. Çok fazla ezmeden 5-6 böyle tık tık unutmayın. Bakın hafif hafif parçalandı. Artık bunun da işi bitti. Bir rengini ve kıvamını kesinlikle görmelisiniz. Rengi de çok iyi, kıvamı da çok iyi oldu. Bunu şimdi buzdolabına göndereceğim ve bol buzla servis yapacağım. Buzdolabından hibisküslü soğuk çayımı aldım. Onu da kurabiyelerin yanına ekleyeceğim. Bol buz ekliyorum bardağıma, aynen böyle. İçine de bir tane pipet ekleyelim.